Sayın Dekan, gazeteciliğin duayeni Sayın Fikret Vila Üstadım, çok değerli hocalarımız, sayın hekimler, sayın avukat meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen tıpta uygulama hataları sempozyumunun 10.sü bu. Ve Medico-Legal çalışma grubuyla biz birlikte düzenliyoruz. Beni tabii çok mutlu eden bir başka husus, Türkiye Barolar Birliği'nin Ankara Üniversitesi ile ve Ankara Üniversitesi'nde de yıllarca bizim emek verdiğimiz Ankara Tıp'la birlikte bu çalışmayı yapıyor olmamız. Ankara Üniversitesi geçen bir açılışta ifade ettiğim üzere Türkiye'nin omurgasını oluşturan yapılardan biridir. Türkiye Barolar Birliği de kuşkusuz öyle. İki büyük kurumun yan yana gelip bu tür faaliyetlerde bulunması gerçekten ülkeye, devlete, halkımıza önemli bir hizmettir. Benim doçentlik tezimin konusu vicdani kanaat. Niye, bize ne diyeceksiniz senin doçentlik tezinden? Tezi yazarken şunu gördüm. Her ne kadar tıp fen bilimleri arasında, hukuk ise sosyal bilimler içinde bir disiplin olarak geçse de, tıpla hukuk inanılmaz derecede birbirine yakın. Bir kere her iki meslek grubu da insanla muhatap. İnsan için var, insana hizmet ediyor. Her iki meslek grubu mensubu da insanla doğru iletişim kurmak zorunda. Hekim ya da sağlık mesleği mensubu iletişimini doğru kuramazsa mutlaka sorun yaşıyor. Hukukçu iletişimini kuramazsa, avukat iletişimini kuramazsa mutlaka sorun yaşıyor. Ve bugün sarpa sarmış gibi görünen pek çok sorun aslında iletişim kazasından kaynaklanıyor. Birbirimizi anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu sebeple de hukukçuların ve tıpçıların, sağlıkçıların yan yana gelip ortak çalışmalar yapmasını önemsiyorum. Vicdani kanaate geri dönecek olursak, belki bir kısmınız için ilginç gelebilir. Hakim ispata, yani geçmişte olduğu iddia edilen bir olayın gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini ve gerçekleştiyse bu sanık tarafından mı işlenip işlenmediğine kendisi gözleriyle görmeden delillere dayanarak duruşmadan edindiği vicdani kanaatine göre karar verir. Dolayısıyla bir kesinlik hali yoktur. Hekim de teşhis ve tedavisini o an elindeki tıbbın en ileri imkanlarına göre, deontoloji tüzüğünüz uyarınca vicdani kanaate göre verir. Her iki meslek mensubu da vicdani kanaatini kullanır. Ve ondan sonra da deriz ki, İnsanın dahil olduğu her işte yanlış da olabilir. Dolayısıyla işte bu yanlışların kasten mi olduğu, taksirli mi olduğu, ihmal var mıdır, yok mudur, önlenebilir miydi, komplikasyon mu, malpraktis mi, her neyse, işte bunların hukukla tıpçı arasında
sağlıkçı arasında görüşülerek çözümlenmesi gerekir. Biz burada Ankara Üniversitesi Başhukuk Müşavirliğini yıllarca birlikte yürüttüğüm arkadaşlarım var, görüyorum. Sevgili hocama, dekan hocama yukarıda ifade ettim. Biz şöyle bir uygulama geliştirmiştik Ankara Üniversitesi'nde. Bilmiyorum hala yapılıyor mu? Fakültede bir hocamızın ya da genel olarak fakültenin bir işlemi dolayısıyla bir hasta tarafından bize dava açıldığında normal usul resmi yazıyla sorup resmi yazıyla cevap almaktır. Ama dedik ki hiçbir avukat müvekkilinden bilgiyi mektupla sormaz, mektupla cevap almaz. Zaten konuşurken yüz yüze bile iletişimin içeriğinin önemli bir kısmını kaybediyoruz. Yazıştığımızda tamamına yakını gidiyor ve mış gibi yapıyoruz. Bunun yerine dedik ki biz hekim hocamızı davet edelim. Biz anlarsak eğer konuyu anlatabiliriz. Yazdığımız dilekçeyi sadece yazmak için değil, hakimi ikna etmek için yazdığımıza göre önce bizi ikna edin lütfen dedik. Ve böylece tıp fakültesiyle çok yakın, birebir ilişki kurduk. Ve bundan da hem üniversitemizin hem de bireysel olarak bizlerin çok istifade ettiğini düşünüyorum. Bilgi güçtür. Bizim de amacımız burada her iki meslek mensubunu güçlü kılmaktır. Kim için güçlü kılmaktır? Bu ülke için, bu halk için güçlü kılmaktır. Hepinize katılımınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Barolar Birliği her zaman yapılan her iyi işte buradadır, yanınızdadır, halkladır, halk içindir. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.